tabii ki güvende hissetmiyorum. Türkiye genelinde bu vardı, hep de var olacak çünkü korunmasızız. Yani hiçbir şekilde korunmadığımıza inanıyorum. Ben sokakta yürürken telaşlı bir şekilde yürümek zorunda değilim, korkmak zorunda değilim. En azından bir erkeğin veya herhangi bir insanın, insan diyebiliyorsak tabii o kişilere, insan sıfatı taşıması gerekir ama taşımıyorlar bence. Kadınlara yapılan birçok haksızlık var ama bunun yanı sırası korunmamamız bizim için büyük bir etki teşkil ediyor. O yüzden de tabii ki korkuyoruz. Korunmak istiyoruz. Tabii ki yasalar yetersiz. Çünkü bu suçu işleyip de içeriye alındığını sandığımız, farz sandığımız insanların içeriye girip yarım saat sonrasında dışarıya salındığını biliyoruz. Bunlar da göz önünde bulundurulduğu zaman tabii ki bu insanların daha da kötü davranacağını, daha da yani şu an inanın hem heyecan hem stres. Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum ama çok kızgınlığım var, çok böyle düşüncelerim çok kötü yönde. Neden, niçin olduğunu bilemiyorum. Kadınlara neden bu düşmanlık? Sonuçta o kişileri de bir kadın dünyaya getiriyor değil mi? Ama maalesef ki o kadınları öldürüyorlar ve bunun farkında değiller. Olsalar bile kötü vicdanlı diyorum ya. Bilmiyorum, kötülük bürümüş içlerini diye düşünüyorum açıkçası. Korunmak istiyoruz. Yani bunun ötesinde başka bir şey yok. Kadınların korunmaya ihtiyacı var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak çok kötü oldu yani. Çok çok kötü oldu. Bunu en kısa zamanda düzeltmeleri gerekiyor olduğuna inanıyorum. İnşallah olur. Ama pek de sanmıyorum ben olacağına. Yani adam kadını öldürüyor, ondan sonra çıkıyor dışarıya, serbest bırakılıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir adalet olur mu? O da insan. Yani işte namus meselesini burada kattıklarına inanıyorum ben. Kocasından ayrılmış, geliyor kadını öldürüyor. Yani bu olacak iş değil be evladım. Olacak iş değil bu. Artık ayrılmışsın, bitmiş. Daha ne istiyorsun yani? Neyse, güvende değil. Güvende değil hayatım. Üzülüyorum. Bir vahşet cinayetler, işte tecavüzler, istismarlar kadınlara yönelik. Çok üzücü bir durum tabii ki bir bayan olarak. Çok üzülüyorum. Şiddetle de kınıyorum tabii ki ama buna bir çözüm yolu bulunmalı diye düşünüyorum. Ceza yasaları mı değişmeli? Daha katı yasalar, ceza yasaları mı gelmeli? Onları istiyorum açıkçası. Gerçekten yolda yürüyemez haldeyiz. Hani sanki evden artık çıkamayacağız gibi bir izlenim oluyor insanda. Kime güveneceğiz, nasıl dışarılarda dolaşacağız bilmiyorum gerçekten. Çok üzücü bir durum. Yani dediğim gibi bir çözüm yolu bulunmalı açıkçası. Kanunlar değişmeli, daha farklı yasalar gelmeli kadınlara yönelik. Ekstra hayvanlara yönelik bence hepsi için yani çocuklar, bebekler yani inanılmaz bir durum söz konusu. Her gün bir cinayet haberleriyle uyanıyoruz. Her gün bir kadına şiddet haberleriyle uyanıyoruz. Gerçekten ben diyorum ya seyrettiğim zaman ağlıyorum artık yani. Onun için gerçekten çözüm yolu bulunmalı acilen. Kesinlikle artık böyle şeyler yaşanmamalı. Yani ben her zaman sevgi ve barış içerisinde yaşanması taraftarıyım. Dolayısıyla herkes birlik, beraberlik, güzel bir şekilde sevgi, saygı çerçevesinde yaşamalı. Kadına, hayvana, çocuklara şiddete hayır diyorum. Güvende hissetmiyorum. Pek çok insan güvende hissetmiyor. Kendi ayrıcalıklı hayatlarını yaşayan bir küçük azınlık dışında kimse kendini güvende hissetmiyor. Çeteleşme, mafyalaşma, kirli ilişkilerin iktidarın en yüksek tepesinden desteklendiği ve bu ilişkilerin devletle iç içe geçtiği bir yerde bu tür suçların da artık hayatımızın bir parçası haline gelmesi ne bireysel meseleler ne bireysel suçlar olarak adlandırılabilir. Tamamen organize, tamamen devlet tarafından desteklenen, tamamen yargı tarafından cesaretlendirilen suçlar bunlar. O yüzden sadece faillerin cezalandırılmasının da bu meselenin çözümü olacağını düşünmüyorum ben.
Burada sistematik bir problem var. Kadınların, gençlerin, özellikle de genç kadınların çok ciddi öfkesi var bu dönemde. Yeni bir gelecek inşa etmek ve bu rejimi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz yok yani. Çünkü bu böyle sadece bir hükümet değişikliğiyle olabilecek bir şey de değil. Tüm suç şebekelerinin iç içe girdiği bu çıkar ağlarının mahallelerde, özellikle de yoksul mahallelerde kök salmış olmasının, bunların birbirlerinden beslenmesi bizi güvensiz hissettiriyor. O yüzden kadınların örgütlenip güçlenmek dışında bir seçeneği de yok. Emekçilerin aynı şekilde güçlenmek dışında bir seçeneği yok. Hesap sormamız gerekiyor yani. AKP aslında bir toplum inşası gerçekleştirmeye çalışıyor ama kadınlar bunun önünde ciddi bir aslında direnç o da. O hal koşullarında bile Taksim'de eylemler gerçekleştirmekten hiç geri durmadık, vazgeçmedik. O yüzden bununla başa çıkabileceğini düşünmüyor aslında ama yine de bu koşulları hep bize dayatacak, hep zorlayacak, hep yaşam alanlarımızı daraltmaya çalışacak. 6.284'ün uygulanmaması aslında fiilen işte yaptığı şey. Boşanmak isterseniz sizi korumam, yoksulluk içinde pençeleşirseniz şiddetten kurtulmak için evinizden çıkamazsınız. Fiilen bir cezalandırma ve toplumda kadınları hapsetme yöntemi. Dolayısıyla buna işte krizle birlikte de derinleşen bu şiddet sarmalına karşı gerçekten topyekun bir mücadele gerekiyor. Yoksullukla mücadele etmemiz lazım. Kadın istihdamı inanılmaz düşük. Bununla mücadele etmemiz lazım. Çocuk istismarı aynı şekilde evlerde yaşanıyor. Kadınlar susmak ve terk çocukların çektiği eziyeti seyretmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bütünlüklü bir mücadele hattı gerekiyor bize bence. Yani baskı da evet yani çünkü bunu gerçekleştirmek için topluma baskı uygulamak dışında bir çaresi yok yani. Bir kanı uyuşmazlığı var AKP'nin toplumla. Mücadele edenler var. Dolayısıyla bu baskıyı biz başımızla kabul ederiz. Hiç önemli değil baskı görmek bu konuda ama özgürleşmek ve eşit bir yaşam sağlamak istiyorsak gerçekten çok ciddi bir mahallelerden başlayan, organize olmuş ciddi bir toplumsal mücadele hattına ve örgütlülüğe ihtiyacımız var. Yani herkes bir yana umutsuzluğa kapılıyor, üzülüyor. Rojin'in ölümü mesela son günlerde yine önümüzde intihar gibi konulmaya çalışılıyor ve bu konuda babayı ikna etmeye çalışanların, intihar olduğunu ikna etmeye çalışanların kaymakam olduğunu görüyoruz. Yani devlet bunu kendi üzerine vazife edinmiş durumda. Kadınların öldürülmesi konusunda toplumda hiçbir tepki olmamasını özel olarak dert etmiş durumda. Ama eylemler, Van'da sokakları dolduran kadınlar buna en güzel cevabı vermiş oldular. Dolayısıyla ısrarlı olmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Türkiye'de kadın erkek ilişkilerinde çok ciddi bir sorun var. Bir istatistiklere göre dünyadan daha fazla mı kadına karşı şiddet var bilemiyorum ama işte her hafta yeni bir olayla uyanıyoruz yani. Toplumda bir de şöyle bir şey de var biliyorsunuz. Yani bu kadın hareketlerine yönelik bir de negatif bakanlar da var. Ve bu negatif bakanlar arasında belki daha muhafazakar yetiştirildikleri için sadece erkekler değil kadınlar da olabiliyor. Halbuki bu kadın erkek sorununun çözülebilmesi için evde anneden başlıyor bu iş. Yani anne baba arasındaki ilişkiden başlıyor kanaatimce, öyle düşünüyorum. O yüzden hani kadınların aslında Türkiye genelinde birlik olması, Türkiye genelinde bilinçlendirilmesi, kız çocuğunu ezdirmemesi, değil mi? Hani belki kendisi fiilen ezdirmiyorum diyordur, ben böyle bir şey yapmıyorum diyordur. Ama işte bu erkeklerin, onlar da hani bir erkenliğe geldiğinde, bir onun cinsel kimliği oluştuğu sırada ne gibi bunalımlar, yani bunların hepsinin aile içinde sağlıklı ilerlemesi lazım. Okullarda bunun belki eğitiminin daha sağlıklı verilmesi lazım. Yani kadına şiddet sıfır haline getirilemese bile bu derece olmaması lazım. Tabii narin olayı bambaşka bir olay. Yani burada kadına şiddet derken bir de hani koca kazısını dövüyor, erkek arkadaşı karısını dövüyor, kız ondan ayrılmak istiyor, adam peşine takılıyor yine. Yani bu sorunların çözülmesi diyorum. Narin gibi olaylar bambaşka olaylar yani. O da ayrı bir felaket. Yeni hayvan katliamı yasasıyla ilgili insanların, psikopatların biraz cesaret bulduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de bunun da artacağını da düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz. Bu kadar. Değiştirirse halk değiştirir, değiştirirse kadınlar değiştirir zaten. Kadınların yarattığı ve başlattığı şeyler ülkede her zaman bir yeniliğe çığır açmıştır. Kadınlar yeniliğe çığır açtırır. Sonsuz destekliyorum. Cezalar yetersiz zaten. Bence cahil insanlar da çok meydana çıkmaya başladı. Başıboşluk var. Bana göre öyle.
Yani eğitimsiz, eğitimsiz diyoruz da eğitimli insanlar da yapıyor bunu. Çoğu da eğitimli insanlar yapıyor. Bence cezalar da yetersiz. Kıymet bilmiyorlar. Ben bilmiyorum ya, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Mesela için kadınların da ayaklarının daha çok yere basıp biraz da adalet, devlet, sistem değişmeli. Çünkü adalete güven kalmadı. Yani güvenmediği için herkes kendi çözümünü kendi yaratıyor. Erkekler her şey yapabileceklerine inanıyorlar. Evet, kaba kuvvetle yapabilirsin. Ama bizim gücümüz yetmiyor. Biz nereye şikayet edeceğiz? Şikayet ettiğimiz yer bize dönmüyor. Aile arasına girilmez, karı koca arasına girilmez. Abi artık birileri girsin ama yani. Değil mi? Yani bunun için bizim tek başımıza da yapmamız gereken şey ayaklarımız yere bassın. Evet, kadınlar daha güçlü eskiye göre. Belki de o cahil kesin erkekleri bundan korkuyorlar. Bence bilmiyorum de. Bu kadar saldırganlaşmaya ne gerek var? Çünkü hiçbir kadın duymuyoruz adamın kafasını yardı. Ne bileyim, bıçakladı, öldürdü. Ama erkeklerden duyuyoruz. Her gün başka bir kadın, başka bir çocuk. Yani bu nereye gidiyor ben gerçekten anlamıyorum ama ahlak bitti ülkemizde. Yani adalete güven bitti. O yüzden de her şey aldı başını gitti. İşte o yüzden de kimseye güvenemiyorsun ki. Ben gidip kime şikayet edeyim? Herkes kendi adaletini arıyor. Yazık oluyor bize. Cezalar yetersiz, politikalar yanlış, üzerinde durulmuyor, caydırıcı bir ceza yok. Özellikle kadınların dünyayı gerçekten değiştirebileceğini düşünüyorum. Hani hiçbiri durmasın, asla kendilerini savunmaktan çekinmesinler. Gerek şiddetli, gerek şiddetsiz. Hani bir şekilde bunu başarmak zorundayız.